Sevgili izleyenler, Mine Kırık Kanat Cumhuriyet'te yıllardır yazıyor ve hakikaten de onun da kendince bir okuyucu kitlesi oluşmuş durumda ama ne kadar bilemiyoruz. Kültür seviyesi nedir? Onu da bilemiyoruz. Daha doğrusu Mine Kırık Kanat ve o düşüncedeki insanların kültürle neyi kastettiklerini de anlamak istiyorum. Bakın bu zihniyet Mine Kırık Kanat şurada haklı. Türkiye'de bir kültür devamlılığı yoktur. Evet maalesef Türkiye'de bir kültür devamlılığı yoktur. Haklı. Bunun sebebine inmesi gerekiyor. Bunun sebebi işte o savunduğu zihniyet aslında. Savunduğu zihniyet. Neyi kastediyorum? Bakın bu milletin oluşmuş, oturmuş ve dünyada benzeri olmayan kadim bir kültürü vardı zaten. Vardı diyorum. Bakın vardı. Bugün size söylüyorum. Bir tarafsız dünyaya yeni gelmiş bir karikatüriste bir Türk çizer misin? Bir Türk karikatürü çizer misin?" dese nasıl çizer? Bana anlatabilir misiniz? Mesela kıyafetini nasıl çizer? Yazısını nasıl tarif eder? Kanununu nasıl anlatır? Günlük yaşamında neyi kullanır? Yani bundan 100 sene önce bir türkü çizebilirsiniz. O dönemin gazetelerine, mecbualarına baktığınız zaman Avrupa basınında bir türkün nasıl çizildiğini görebilirsiniz. Ama bugün bir karikatürist bir İranlıyı çizebilir. Çok rahat. Bir Avrupalıyı çizebilir. Bir Arabistanlıyı çizebilir. Bir Hindistanlı'yı çizebilir, bir Afrikalı'yı çizebilir. Ama bir Türk'ü çizemez. Nasıl çizer? Çünkü Mine Kırık Kanat'ın, Mine Kırık Kanat'ın savunduğu zihniyet hani diyor ya batılla, batıllaşma, batıllaşma, laikleşme, laikleşme, kemalistleşme, kemalistleşme. İşte o zihniyet ne bu milletin kendine ait kıyafetini bıraktı, ne bu milletin kendine ait yazısını yaşattı, ne bu milletin kendine ait örf ve adetini bıraktı. Bakın bugün Mine Kırık Kanat ve onun düşüncesindekiler savundukları Mustafa Kemal'in 1927 baskılı nutkunu bile okuyamazlar. O nutukta geçen ifadeleri bile anlayamazlar. Hatta bugün okullarda asılı olan, asılı bulunan gençliğe hitabedeki işte bu ahval ve şerait içindeki içinde ifadesini bile anlayamayacak nesiller yetiştirdiler. Bugünkü Mustafa Kemal'in gençliğe hitabesini bile anlayamıyor artık üniversite gençliği, liseliler. Bunun sebebini sorması gerekiyor. Siz bin yıllık yazıyı kaldırıp üstelik de yasaklayıp çok acımasız bir şekilde dönüşüme giderseniz, o eserleri yok sayarsanız, bugün İngiliz çocuğu Shakespeare'ı çok çok rahat anlıyor. 200-270 sene önceki Shakespeare'ın eserini çok rahat okuyup anlayabiliyor. Ama sen minekarı kanat 100 sene değil 1927'deki evet bir asır önceki Mustafa Kemal'in nutkunu bile anlayamazsın. Çünkü savunduğun zihniyet öyle bir dinamitledi ki toplumun kültür bütünlüğünü o köprüleri tamamen yok etti maalesef. Hem kıyafetini yok etti, hem yazısını imha etti, hem örf ve adetlerini gelenekli kültür diye bir şey bırakmadı ki. Mankurtlaştırdık toplumu, mankurtlaştırdınız o zihniyet savunduğunuz zihniyet mankurtlaştırdı ve bunu yaparken de sürekli batılılaşalım, kendi kültürümüzden utanalım, yok sayalım, yasaklayalım yoluna gittiniz. Ve geldiğimiz noktada ne tam batılı olabildiniz ne de tam şarklı kalabildiniz. Ortada mankurtlaşmış, kendine ait olmayan kıyafeti, kendi değeri olmayan bir yazısı, kendinin kendine ait bir kanunu, yazılı metni olmayan bir ucube bir millet haline getirdiniz maalesef. Oysa bu millet öyle bir millet değildi ki. Bu millet çok köklü, asil bir milletti. Asil değerleri vardı. Kadim yazısı, kadim kültürü vardı. Eserleri vardı. Bugün hala İstanbul'a gelen, Türkiye'ye gelen yabancı batılılara yine o eleştirdiğiniz Osmanlı eserlerini, Selçuklu mimarisini gösteriyorsunuz. Cumhuriyet döneminde yaptığınız bir tane gösterecek eseriniz var mı? bir tane şu ana kadar hala asıl yıllarca okunan ve okudukça keyif alınan bir edebiyatçınız hatta bir İslam alemi yetiştirdi mi Cumhuriyet dönemi? Veya bir mimar, bir mimar Sinan'ın eseri 500 yıldır yıkılmazken bu eğitim sistemine yetişen mimarların eserleri her gün nasıl dökülüyor? Tüm bu soruların cevabını hakikaten hepimizin konuşması gerekiyor. Şuna katılıyorum. Bu toplumda bir kültür devamlılığı kalmamıştır. Katılıyorum ama sebebi maalesef mine kırık kanat ve onun zihniyetindekilerdir. Onun onun savunduğu sistemin ta kendisidir. Minek kırık kanatı yetiştiren sistemin ta kendisi bu kültürsüzlüğü, bu yozlaşmayı sağlamıştır ve mimarı olmuştur. Dolayısıyla çözüm maalesef o zihniyetten aslımıza rücu etmektedir. Başka da bir şey söylemeye gerek yoktur diyorum. Tabii ki mine kırık, kırık kanatın neden bunları söylediğini de biliyoruz aslında. O aslında... CHP ve kendisi gibi düşünmeyenleri aşağılamaya çalışıyor. Ama farkında değil, kendi sirin bir anlamda kendisinin ve kendi düşüncesinin oturttuğu ve maalesef bir anlamda enkaza çevirdiği bu sistemi tarif ediyor. Farkında değil. Diyelim ve devam edelim.